Merhabalar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle KHK'lı Platformları Birliği'nin hazırlamış olduğu makaleyi okuyacağım. Kadın cinsi binlerce yıldır ikinci sınıf olarak değer görmekte ve hatta insan mı değil mi tartışmaları bugün dahi yapılmaktadır. Ne zaman bizim yerine bana ait, benimdir gerçekliği yaşamda yer bulduysa, işte o zaman kadın cinsi köleleştirilmeye başlanmıştır. Kölelik zincirleri ilk kez kadın cinsine vurulmuştur. Kadının ikinci sınıf insan grubuna dahil edilmesi, ikinci cins olarak kabul edilmesi binlerce yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. İşin acı tarafı, bugün tanımı çok iyi yapılan etik değerler ve insan haklarına rağmen kadına kullanılacak bir metaymış gibi davranılmaya devam edilmektedir. Tarih boyunca kadınlar köle pazarlarında satılmış, savaş ganimeti olarak görülmüş, savaşta düşmanı cezalandırmak için kullanılmış, cadı denilerek yakılmış, ikinci hatta üçüncü iş yapılmış, başlık parasıyla satılmış, üzerine pazarlıklar yapılmıştır. Kadınlar cinsel, ulusal, sınıfsal kimlikleri nedeniyle binlerce yıldır eşitsizliğin ve sömürünün katmerlisiyle karşılaşmıştır. Çocuk yaşta evlendirilmiş, tacize tecavüze uğramış, tecavüzcüsüyle evlendirilmiş ve hatta kendi yaşamıyla ilgili kararlar bile kendine sorulmadan alınmıştır. Yaşamı, kaç çocuk doğuracağından nasıl kahkaha atacağına, nasıl giyineceğinden, eve saat kaçta döneceğine kadar sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Yeri geldiğince analık kadınlık kutsal diyerek eve geri gönderilirken, yeri geldiğinde ise vatan için çalış kampanyaları yapılarak kadınlar ucuz işçi olarak fabrikalara yönlendirilmiştir. Toplumsal cinsiyet rollerine göre kadın evin tüm görevlerinden sorumlu tutulmuştur. Kapitalizmle birlikte evin tüm görevlerinin, çocuk ve hasta bakımı, yemek ve temizlik ve benzeri, yanı sıra yeni görevi işçileşmek olmuştur. Kadın kapitalist sistemle birlikte artık hem ev emekçisi hem de işçi olmuştur. Omuzlarındaki yüklere yeni ve ağır yük daha eklenmiştir. Kadının evdeki emeği karşılıksız ve görünmezken iş yerinde yedek ve ucuz iş gücü olarak görülmüştür. Aynı işi yapmasına rağmen erkeklerden daha az ücret almaktadır. Yedek iş gücüdür. Çünkü savaş zamanı fabrikalara yönlendirilirken refah veya kriz dönemlerinde eve tekrar geri gönderilip ve hatta krizin nedeni olarak görülmektedir. Ve ilk işten atılan kadınlar olmaktadır. Kadınlar tüm yaşanan olumsuzluklara, çifte sömürüye ve ezilmişliğe rağmen bunu fıtrat ve kader olarak görmemiş, tarih boyunca eşitlik, özgürlük mücadelesi vermişlerdir. Tüm ön yargılara, ataerkil kültüre, din devlet yönetimlerine rağmen susmamış ve kesintisiz bir şekilde haklar için mücadele etmişlerdir. Eğitim hakkı, kendi yaşamına karar verebilme hakkı, çalışma hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, seçme ve seçilme hakkı ve benzeri haklar için ve toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmiş, eşitsizlik ve sömürü ortadan kalkana kadar mücadele etmeye devam edecektir. Engizisyon mahkemelerinde cadı olarak ilan edilip yakılmalarına rağmen şifacılıktan ve fikirlerinden vazgeçmeyen 1,5 milyon şifacı kadın 1789 Fransız İhtilali'nde Bastil hapishanesindeki tutsakların kapılarını açarak mahkumları özgürleştiren kadınlar 8 Mart 1857'de 8 saat çalışma hakkı ve daha iyi çalışma koşulları için hayatları pahasına mücadele eden kadınlar, Rus Çarlığı'nın kapılarına dayanıp ekmek istiyoruz, gül de diyen kadınlar, genel oy hakkı için mücadele eden Amerikalı kadınlar, renginden kaynaklı eşitsizliğe ve sömürünün en katmerlisine karşı direnen Rosa Parks şahsında siyahi kadınlar, eşit işe eşit ücret mücadelesi veren Ford'da çalışan kadın işçiler, Paris barikatlarında savaşan emekçi kadınlar tarihin unutmayacağı ve unutturamayacağı örneklerden sadece birkaçıdır. Dünyada kadın olmak zor ama Türkiye'de kadın olmak çok daha zordur. Türkiye'de gerçekten sofradaki yeri öküzden sonra gelendir. Türkiye'de kadın olmak, ezilenlerin ezileni olmak demektir. Örgütlenme, seçme, seçilme, eğitim, çalışma hakkı yazılı kaynaklarda var olsa bile söz konusu yasaların gerçek hayatta bir karşılığı olmamıştır. 1970'lerden sonra kapitalist gelişmeyle birlikte köyden kente göçün çözdüğü geleneksel bağların ortadan kalkması ve yoksulların her daim yaşadığı kriz kadınların çalışma yaşamına katılımını hızlandırmıştır. Şehir merkezlerinde kadının eğitim olanaklarına ulaşması kolaylaşmıştır. Ancak var olan tüm olumlu gelişmeler ve yazılı hukuk kuralları kadınlar açısından ne bağımsızlığı ne de eşitliği sağlamıştır. Bunu sağlamak için devlet politikaları oluşturulmazken bizatihi devlet politikaları kadın cinsinin eşitlik ve özgürlük talebini boğmakta
ve eşitlik isteyen kadını da lanetlemektedir. Uygulanan politikalar sonucu son 20 yılda kadına yönelik şiddet %1400 artarken neredeyse her gün bir kadın cinayete kurban gitmektedir. Kadın erkek eşit olamaz, fıtrata ters diyen bir siyasal anlayışın hüküm sürdüğü bir dönemde kadının prangalarına yeni prangalar eklenmektedir. İşte kadına yönelik şiddetin arttığı bu dönemde bir şiddet biçimi olan KHK'lar eliyle binlerce kadın bir gece yarısı işsiz bırakılmıştır. Böylelikle hem de devletin eliyle çalışma yaşamından koparılarak ekonomik özgürlüğünden mahrum bırakılmış ve bizzat devlet tarafından cezalandırılmıştır. Toplumsal meşrutiyetinin büyük bir kısmını başörtülü bacılarım söyleminden alan aynı siyasal iktidar, ihraç ederken başörtülü başı açık demeden kadınların 10 yıllar boyunca emek vererek elde ettikleri kazanılmış haklarını gasp etmiştir. Siyasal iktidar 15 Temmuz sonrası ilan ettiği OHAL ve KHK'lar eliyle yaklaşık 11 bin kadını tutuklatmış, 850 kadını bebeğiyle birlikte hapse atmıştır. Binlerce hamile kadını yasaya aykırı olmasına rağmen cezaevine göndermiştir. Binlerce kadın siyasi iktidarın hışmından korunmak ve yeni bir gelecek için Meriç ve Ege'nin sularında çocukları ve eşleriyle birlikte hayatını kaybetmiştir. Hatice abla! Hatice abla! Binlerce kadın KHK'lı eşi, annesi, kız kardeşi olarak dolaysız olarak cezalandırılmıştır. Binlerce kadın hiç istemediği halde boşanmak, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmış, hatta çocuklarına tek başına bakmak zorunda bırakılmıştır. Binlerce kadın haksız hukuksuz bir şekilde mahkum olan erkek yakınlarını ziyaret etmek için cezaevi yollarına mahkum edilmiştir. Hapisteki eşleri için dayanışma kuran kadınlar gözaltına alınmış ve hatta tutuklanmıştır. Ülkede hiçbir evrensel hukuk kuralına ve anayasal haklara uyulmayarak hem KHK'lı kadınlar hem de KHK'lı yakınları işsizlik, açlık, yoksulluk ve sivil ölüme mahkum edilerek cezalandırılmaktadır. KHK'larla ihraç edilen biz kadınlar her türlü ataerkil kültüre ve eşitsizliğe rağmen azami çaba ile edindiğimiz işlerimizin bir gece yarısı elimizden alınmasına çok daha fazla öfkeliyiz. Bu öfkenin nedeni kadınların eğitim sürecinin tüm eşitsizliği ve acımasızlığına karşı ve eğitim sürecinin her kademesinde toplumsal ön yargılarla tek başına baş etmek zorunda olmamız ve eğitim sürecimizin her aşamasının mücadeleyle geçmesidir. Devlet bu verdiğimiz mücadelede yanımızda olmadığı gibi hatta bu yaşadıklarımızın birinci elden sorumlusu olmasına rağmen ve tüm bunlardan dolayı hiçbir hakkı yokken bizi ihraç etme hakkını kendinde görmesidir. KHK'lı kadınlar olarak çalışma hayatı bizim var olma alanımızdır. Devlet bizim var olma alanımızı elimizden almak istemiştir. Demiş ve bizleri yeniden ataerkil kültürün biçtiği toplumsal rollere hapsetmeye çalışmıştır. Biz ihraç edilmeden önce hem çalışıyor hem de evin tüm görevlerini yapmak zorunda kalıyorduk. Yani çifte mesai yapıyorduk ama kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz için kendimize özgüvenimiz vardı. Devlet bilinçli olarak bizim bu özgüvenimize saldırmak ve bizi değersizlik duygusuyla baş başa bırakmak istemiştir. Bizleri eve hapsetmek istemiştir. Biz kadınlar KHK'lı olmaktan kaynaklı yaşanan sorunların en katmerlisini yaşadık, yaşıyoruz. Biz KHK'lı kadınlar ne zamanki örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye başladık, işte o zaman tekrar yıkamadıkları özgüvenimizi ve değerli hissini yeniden tattık. Birlikteliğin, birlik olmanın mutluluğunu yaşamaya ve yeniden üretmeye başladık. Biz KHK'lı kadınlar, başta KHK ile hakları gasp edilen erkeklerle birlikte sömürüye ve eşitsizliğe karşı olan tüm kesimlerle birlikte mücadele edeceğiz. Kadın cinayetlerine, kadına ve toplumsal şiddete, doğanın talanına, emeğin sömürüsüne karşı insanca yaşanılabilir bir dünyanın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Biz KHK'lı kadınlar olarak 8 Mart'ı yaratan kadınların mücadele ruhuyla kuşanacak, geçmişten aldığımız güçle ve geleceğe olan inancımızla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz.